Sevgili izleyiciler, TFF 1. Lig'in 10. haftasında oynanan Adana Spor Gençler Birliği maçının arkasında maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada Adana Spor kendi sahasında ağırlamış olduğu Gençler Birliği'ni 2-1'lik bir skorla mağlup ederek ligde puanını 11'e yükseltti ve ateş hattından biraz daha yukarı yükselmiş oldu. Konuk Gençler Birliği ise 6 puanda kalarak ateş hattındaki çemberdeki yerinde sayılmış oldu. Bu maçın analizini yapmaya çalışacağız. Bugünkü maça kalede Hasan Hüseyin'le başladı Adana Spor. Savunma ikilisinde Evren ve Roş oynarken beklerde sağ bekte Burakcan Çamoğlu, sol bekte ise oynayan futbolcu bugün Emre'ydi. Orta alanda uzun zamandır sakatlığını atlatan Benasser'in ilk 11'e dönmesiyle Benasser'le onun hemen yanında oynayan futbolcu Hakan Yeşil'di. 10 numara pozisyonunda, aslında 10 numara değil de çift forvet oynuyor Adana Spor. Çift forvette ileride Yalov'la Ahmet Anköse oynarken kanatlarda ise bir tarafta oynayan futbolcu Tete, diğer tarafta ise Burak'tı. Konuk Gençler Birliği ise kalede Übeyt Adıyaman'la başladı. Savunma ikilisinde Gökhan Gül'le Mete Ammert oynarken beklerde iki tane genç oyuncuyla oynadılar bugün. Sağ bekte Göktuğ oynarken sol bekte oynayan futbolcu ise bugün Gençler Birliği'nde Seyit Ali'ydi. Orta alanda oynayan futbolcular ise klasik Greciskin ve Aksel Aktaş'la başlarken 10 numara pozisyonunda Serdar Caner Alp oynadı. Kanatlarda ise artık hani klasik bir düzeliş diyemeyeceğim, bu maçta değişti. Sağ açıkta Barış Alıcı oynarken sol açıkta Arda Tuzcu ile başlıyordu genel olarak Gençler Birliği. Bu maçta Balıyev'i izledik sol açıkta. En önde ise oynayan futbolcu İlker Karakaş'tı. Maç aslında hani değerlendirmeye değecek bir oyun çok ortaya koymadı. Yani ilk yarıda hani karşılıklı pozisyonlar vardı. Yani iki teknik direktörün de aslında biraz taktik savaşıyla geçen bir maç oldu. Her iki takımların da oyun stilleri birbirine benzeyen iki ekip. Yani geriden pasla iyi çıkıp ama hücum hattında çok becerikli oyunculardan kurulu olmayan iki takımın mücadelesi aslında. Yani aslında hücum hattında da becerikli oyuncular değil demeyeyim ama yani şöyle bir iki takımın da ortak noktası şu. Orta sahadaki oyuncu formatlarıyla ilerideki oyuncu formatları birbirinden uyumsuz oyuncu gruplarından oluşuyor. Yani mesela bakacak olursak Adana Spor açısından Benasser, onun yanında Hakan Yeşil ve kanatlarda ise bir tarafta Burak, diğer tarafta Tete oynuyor. En önde ise Yalov'la Ahmet Anköse oynuyor. Şimdi Ahmet Anköse yani ikinci forvet olarak oynadığı zaman çok verimli oluyor. Bugün de işte ikinci golü kaydetti Adana Spor adına. Kanatlardaki oyuncular ise hani çok bireysel anlamda yetenekli oyuncular değil. Zaten esas itibariyle orada Burak'ın yerinde sakatlığını atlattıktan sonra muhtemelen Hadi Sako oynayacak. Hadi Sako, Yalov ve Teteh'ten oluşan bir hücum hattı oluşacak. Teteh de zaten esas itibariyle tam bir kanat oyuncusu değil. Yani santraforluktan kanatla evrilen bir oyuncu. Bu yani kendisine ilk 11'de ancak bu noktada boşluk kaldığı için bu noktada oynuyor. Yani orta sahadaki oyuncular ise Benasser ve Hakan Yeşil biraz daha pas futbolunu iyi oynayan oyuncular olmasına rağmen ilerideki oyuncular yani işte Yalov gibi, Hadi Sako gibi, hani bu maçta yok ama ilerleyen haftalarda takıma katılacaktır, ya da Burak gibi oyuncular biraz daha tempolu futbol isteyen oyuncular. Yani orta sahadan topun paslı gelmesi değil de biraz daha direkt futbolu istiyorlar. Yani savunmadan yani kendi savunmalarından rakip yarı alana, savunma arkasına doğru koşu atacak uzun toplar isteyen oyuncular biraz daha. Yani savunma arkasına koşu yapacak özelliklere sahip oyuncu grubundan kurulu Adana Spor. Keza aynı şeyi Gençler Birliği için de söyleyebilirim. Yani Gençler Birliği'nde Barış Alıcı olsun, İlker Karakaş olsun, bu maçta sonradan oyuna giren Arda olsun. Çünkü Balıyev'i çok değerlendirmeyeceğim. Çünkü o oyuncu zaten esas itibariyle bir orta sahadı. Yani Arda'nın performansına memnun olmadığı için hoca bugün orada o oyuncuyu değerlendirdi. Arda olsun, İlker olsun ve Barış Alıcı olsun savunma arkasına koşu yapmak isteyen oyuncular. Ama tabii ki orta Gençler Birliği'nin orta sahasında da aynı şekilde Serdar Caner, Aksel Aktaş, Greciskin biraz daha pas oyununa meyilli oyuncular oldukları için benzer stildeki iki takımın çatışmasına sahne olan bir maç oldu. İlk yarıda karşılıklı ataklar vardı. İşte cezaların içerisinde Tete'yi Göktuğ, genç oyuncu Göktuğ'un acemiliğiyle yapmış olduğu bir penaltı neticesinde Tete'nin yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşunu Benasser ağlara gönderdi ve 1-0'a geçirdi Adana Spor. Bu golden 10 dakika sonra ise cezaların içerisinde köşe vuruşundan yapılan ortada İlker Karakaş'ın aşırttığı topa Barış Alıcı'nın tamamlamasıyla durum eşitlendi.
İkinci yarıda da yine ilk yarıdaki oyun gibi yani karşılıklı gidip gelen oyun gördük. Aslında bu gidip gelmeler noktasında da hani pozisyon var mı derseniz pozisyon yoktu. Yani maç içerisinde goller dışında çok ciddi bu nasıl kaçar denilecek bir pozisyon da yoktu. Yani top Adanaspor'a geçtiği zaman Adanaspor kendi yarı alanında top çeviriyor. Gençlerbirliği'ne geçtiği zaman Gençlerbirliği kendi yarı alanında top çeviriyor. Evet bu iki takım da çok iyi top çeviriyorlar ama topu hani 3. bölgeye taşıma noktasında sıkıntıları olan iki takım. Yani aslında 3. bölgedeki oyuncular çok etkili oyuncular ama bu şekilde ağır ritmi, ağır oyunu oynayabilecek oyuncular değil 3. bölgedeki oyuncular. Yani temel olarak anlatmak istediğim olay bu zaten aslında. 2. bölge ile 3. bölge arasındaki kopukluk bundan kaynaklanıyor. Yani bu noktada Adanaspor'un çözüm üretme ihtimali daha yüksek Gençlerbirliği'ne göre. Çünkü Gençlerbirliği'nin kadro kalitesi belli noktada. Çünkü transfer tahtası kapalı. Transfer tahtası kapalı olduğu için zaten hani Gençlerbirliği nispeten sezonu iyi bir başlangıç yaptı ama sonrası gelmedi. Yani 7 maçtır maç kazanamıyorlar. Bundaki temel noktalardan birisi de hani sezona iyi başladıktan sonra bazı oyuncuların formlarının yavaş yavaş düşmesi. Bu oyuncuların formları düştüğü sürece de hani yedek kulübesinde bekleyen bu oyuncuları zorlayabilecek oyuncular da olmadığı için biraz da hocaların da eli mahkum. Yani bu oyuncularla oynamaya mahkum olduğu için de çözüm üretme noktasında yedek kulübesi de çok fazla bir şey üretemiyor. Adanaspor ise kısmen yedek kulübesi daha güçlü olan bir takım. Gençlerbirliği'ne nazaran. O yüzden yedek kulübesi daha güçlü olan Gençlerbirliği bugün maçı, özür dilerim, Adanaspor bugün maçı kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum. Gelecek hafta Adanaspor Boluspor'la deplasmanda karşılaşacak. O maç Adanaspor için önemli bir maç. Çünkü evet Adanaspor çok sürpriz yapabilen bir takım değil. Yani Bodrumspor'u sürprizini saymazsak çok fazla sürpriz yapabildiğini söyleyemeyeceğim. Bu yüzden biraz sürpriz de yapması gerekiyor Adanaspor'un hani şimdi Adanaspor taraftarları bir yandan da şunu merak ediyor. Yani acaba bu takım playoff potasını zorlayabilir mi noktasında da merak ediyor. Adanaspor'un temel hedefi bence ligde kalmaya yönelik. Yani ligin devre arasında ne gibi transferler yapacak bilmiyorum ama bu kadro kalitesiyle devam edecekse ligin ikinci yarısında da Adanaspor'un temel hedefi ligde kalmaya yönelik olur. Playoff potasını zorlama şansı da yok. Ama Adanaspor'un playoff potasını zorlamak gibi bir noktaları gelebilmesi için mesela gelecek hafta oynayacağı Boluspor maçından mutlaka puan ya da puanlar çıkartması gerekiyor. Gençlerbirliği ise gelecek hafta hemen bakıyorum. Gençlerbirliği gelecek hafta Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. O maçta Gençlerbirliği açısından açıkçası çok kritik bir maç. Gençlerbirliği'nin ne yapıp yapıp artık maç kazanması gerekiyor. Evet Gençlerbirliği'nin bazı oyuncuları çok öne çıkıyor. Keza ben Metehan Mert'in Gençlerbirliği'nin aslında biraz geleceği olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen devre arasında Metehan Mert'in bu kulüpten ayrılma ihtimalini yüksek görüyorum. Ayrıldığı zaman da hatta yani iyi bir paraya giderse gelecek Metehan Mert'ten kazanılacak parayla da Gençlerbirliği'nin geleceği kurtulabilir gibi de bir düşüncem var ama bu tabii ki benim tamamıyla düşüncelerim. Çünkü yani biliyorsunuz ki sezon başında iki tane oyuncusunu daha Süper Lig'e yollamıştı Gençlerbirliği. İşte Arda Kızıldağ gibi, Ömürcan gibi iki oyuncusunu yolladı ama yani futbolcular ayrılıyor. Gençlerbirliği ekonomik krizden kurtulamıyor. Gençlerbirliği'nin ne yapıp devre arasında transfer tahtasını açması gerekiyor. Niyazi Başkan tekrar göreve geri geldi. Muhtemelen devre arasında transfer tahtasını açacaktır. Ama transfer tahtasını açılıncaya kadar da Gençlerbirliği şu anda 6 puanda. En azından devre arasına 14-15 puanda Gençlerbirliği'nin girmesi lazım ki transfer tahtası açıldığı zaman ikinci yarı bu takımın ligde kalması için bir umudu da olsun. Eğer 10 puanın altında bitirirse Gençlerbirliği ligin ilk yarısını Gençlerbirliği için açıkçası ligin ikinci yarısında çok da büyük bir umut beklemek adına olumlu konuşmak doğru olmayabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.